Öncelikle bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum sevgili dostlarım. Biraz buruk bir bayram geçiriyoruz. Sevdiklerimizden uzağız. Mecburen onlarla uzaktan birbirimizin bayramını kutlayabiliyoruz. Ama sonuç itibariyle yine de bir bayram geçiriyoruz. Buruk da olsa güzel geçtiğini ümit ediyorum. Diğer taraftan aslında böyle dönemler bir takım şeyleri sorgulamak için de bizlere fırsat veriyor. Neden biz şu anda bütün bunları yaşıyoruz? Sadece Türkiye olarak değil, tüm dünya olarak, bütün insanlık alemi olarak neden bu sıkıntıları yaşıyoruz diye kendi kendimizi sorgulamak için de bir fırsat dönemi bu. Çünkü dünyaya çok ciddi kötülük yaptık, çevreye ve doğaya çok ciddi manada kötülük yaptık ve şu anda belki de bunun bedelini ödüyoruz. Eğer buradan bir ders çıkartmayı başarırsak belki de yarın öbür gün bundan çok daha ağır felaketlerle karşı karşıya kalmanın önünü kesmiş olacağız. Aynı şekilde devam edersek de belki de bundan çok daha ağır pandemilerle, çok daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalacağız. Bunu da unutmamak gerekiyor ve özellikle böyle dönemlerde bu durumu kendi kendimize sormamız gerekiyor. Öbür taraftan bu videoda neden altına hücum olacak ondan bahsedeceğim sizlere. Hem dünyada hem de Türkiye'de. Dünya ve Türkiye'de önümüzdeki süreçte pandeminin durumunun az çok netleşmesiyle birlikte, ekonomik durumların iyiden iyiye netleşmesiyle birlikte nasıl bir kriz sürecine sürükleneceğiz ve bunun sonrasında riskler nasıl artacak ve doğal olarak da altına neden hücum olacak sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın en önemli gösterge ülkelerinden birisi olan Almanya'daki veriler çok dikkat çekici. Riskleri de net bir şekilde ortaya koyuyor. Eğer ki Almanya'da rakamlar bu şekilde geldiyse emin olun dünyanın neredeyse tüm ülkelerinde rakamlar çok ciddi bozulacaktır. Zaten buradan dünyadaki riskleri konuşacağız ve onsun neden arka arkaya rekorlar kırabileceğini sizlere anlatacağım. Türkiye'de zaten ekonomik veriler her geçen gün bozulmaya devam ediyor. Bir de bunun üstüne üstlük ne yazık ki yapılmaması gereken tüm hataları yapmaya devam ediyoruz. Hem yerel piyasamızda hem de uluslararası piyasalarda ve doğal olarak bu yapılan hatalar bizim elimizin her geçen gün biraz daha zayıflamasını da beraberinde getiriyor. O nedenle dünya bir yaşayacaksa ne yazık ki biz iki yaşayacağız. Dünyada altına dolara hücum bir olacak, Türkiye'de dolara altına olan hücum 2 olacak, belki 3 olacak, belki 5 olacak. Önce Almanya ile başlayalım. Almanya'nın ilk çeyrek rakamları geldi, büyüme rakamları geldi ve Almanya %2.2 oranında daraldı. Özel tüketim talebi ise %3.2 oranında daraldı. Beklenti Almanya'da %2 civarındaydı. Neredeyse 2 katı oranında bir daralma söz konusu. Bir önceki çeyrekte de %2 civarında bir daralma kaydettiği için resmi olarak resesyona girmiş durumda. Neden Almanya kritik bir ülke? Çünkü dünyada dış ticaret fazlası veren, Avrupa Birliği'nin neredeyse sırtında taşıyan nadir ülkelerden birisi. Amerika gibi, Rusya gibi ülkeler bile dış ticaret açığı verirken Almanya dış ticaret fazlası veriyor. Sanayileşme anlamında başı çekiyor. İhracat anlamında başı çekiyor. Her yıl bu sayede büyümeye devam ediyor. Çin gibi çok sert büyümeler kaydetmiyor. Ama Almanya için %2'lik bir büyüme bile çok önemli bir büyüme. Başta otomotiv sanayi olmak üzere neredeyse tüm sanayi ürünlerinde hem kalitesiyle hem de satış grafikleriyle hep ilk üçte yer alıyor. Yine Almanya ile ilgili önemli bir ayrıntı. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan büyük bir hezimetle ayrıldı Almanya. Ama çok kısa bir süre içerisinde kendisini toparladı. Daha sonrasında Fransa ile kömür birliğini kurdu. AET'yi kurdu. Avrupa ekonomik topluluğunu kurdu ve sonrasında da Avrupa Birliği'ni kurdu ve dünyada Avrupa'nın bir güç olmasını sağladı. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde Avrupa'nın en güçlü ülkesi olan Almanya resesyona giriyorsa Avrupa'nın bundan sonraki süreçte işi çok zor diyebiliriz. Amerika'nın da işi çok zor, Rusya'nın da işi çok zor, Çin'in de işi çok zor. Çünkü bütün bu ülkelerin ticaretinin merkezinde yine Avrupa ülkeleri ve başta Almanya yer alıyor. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Demek ki dünyanın ekonomik riskleri netleşmeye başladı. Dünyadaki riskleri
ücretlerin her geçen gün artıyor olması da altına olan talebi her geçen gün arttırmaya devam edecek. Bir, Avrupa'nın geleceğiyle ilgili sıkıntıların konuşulmaya başlanması, Avrupa Birliği'nin dağılma sürecine girebileceğiyle ilgili kuşkuların artması, Euro'nun da sıkıntıya girmesi anlamına geliyor. Dolara olan talebin de her geçen gün artması anlamına geliyor. Önümüzdeki süreçte arkadaşlar büyük ihtimalle riskli bölgelerden daha az riskli bölgelere doğru çok ciddi bir kayış göreceğiz. Başta altın olmak üzere doların da altının da hızlı bir şekilde yukarıya gitmesini beraberinde getirecek. Türkiye'ye dönelim. Türkiye'deki tablo tabii ki çok daha sıkıntılı. Zaten biz bu pandemi krizine çok ciddi bir ekonomik sıkıntılı süreçle girdik. Türkiye pandemi olsa da olmasa da büyük ihtimalle büyük bir ekonomik krizin eşiğine gelmişti ve ne yazık ki geçen yıldan bu yana yapılan hatalarla birlikte Türkiye ekonomik kriz dalgasını daha da büyütecekti. Biz istesek de istemesek de bir kur şokuyla karşı karşıya kalacaktık. Belki altına talep olmayacaktı pandemi olmasaydı. Belki altında çok sert yükselişler olmayacaktı pandemi olmasaydı. Ama Türkiye öyle ya da böyle inanılmaz bir ekonomik krize ve doğal olarak da ciddi bir kur şokuna doğru hızlı adımlarla ilerliyordu. Bunun nedenlerini size aylardır anlatıyordum zaten. Çok ciddi bir bütçe açığı, önemli miktarda cari açık tehlikesi, işsizlik yoksulluğun artması, reel sektörün köşeye sıkışması ve reel sektör sonrasında finans kesiminin işin içinden çıkamaz bir duruma gelmesi. Özellikle bankacılık sektöründeki batıkların her geçen gün artıyor olması. Konut sektörünün durması, bankalardaki konut miktarının her geçen gün artıyor olması. Dış ticaret açığının da artıyor olması. Yani ihracatın istenilen düzeye bir türlü gelmemesi, ithalatın enerji başta olmak üzere, tüketim malzemeleri ikinci sırada olmak üzere her geçen gün artıyor olması Türkiye'nin riskleri arasında yer alıyordu. Bir başka ayrıntı, finans sektöründe yapılan hatalar, sermaye ile ilgili atılan adımların uluslararası finans piyasasında cephesinde her geçen gün yeni tepkilerin gelmesinde beraberinde getirdi. Doğal olarak Türkiye artık sıcak parayı da çekemez hale geldi. Öbür taraftan borç da bulamaz hale geldi. Bazen şunu söyleyenleri görüyorum. Bir ülke borçluysa batmıştır kardeşim. Hayır, bir ülke borç bulamıyorsa batmıştır. Dünyanın en borçlu ülkelerinden birisi Japonya'dır. Dünyanın en borçlu ülkelerinden bir diğeri Amerika'dır. Hiçbir zaman sıkıntı yaşamaz borçlarından dolayı. Çünkü borcunu çevirebilme kabiliyetine haizdir. Japonya eksi faiz verirken bile dünyadaki paranın önemli bir kısmı Japonya'ya akmaya devam eder. Neden? Güvenli bir limandır çünkü Japonya. Amerika'da da aynı pozisyon söz konusudur. Trilyonlarca dolar borcu olabilir Amerika'nın ama sonuç itibariyle hala güvenli liman olarak görülür. Eksi faiz verse bile Amerika'ya para akışı devam eder. Ama Türkiye gibi ülkeler riskli ülkeler standardında olduğu için buraya borç vermeye yanaşılmaz. Yüksek faiz oranlarına rağmen. Bunu şöyle düşünün. Birisi size yüksek faiz vereceğim bana borç ver der ama adamı bir incelersiniz her taraftan batıklar akar. O zaman dersiniz ki kardeşim bırak faizi ben ana paramı bile riske edeceksem bu adama niye borç vereyim? Türkiye'nin pozisyonu bu. Bir de bunun üzerine atar gider yapmaya başlarsanız sağa sola yanlış finansal kararlar almaya başlarsanız işin boyutunu daha da büyütürsünüz. BDDK'nın dolar 20-25 kuruş düştüğünde daha çok hükümetin de baskısıyla bu arada BDDK'nın bunu tek başına aldığı bir karar olarak görmüyorum. Panik kararlar açıklaması sonrasında biz swap piyasalarından da resmen silinmiş durumdayız. Türk liramız her geçen gün biraz daha az convertible hale geliyor. Dünyanın en önemli takas kanallarından birisi olan, swap kanallarından birisi olan Clearstream ve Euroclear bankaları artık Türkiye ile swap ve takas işlemleri yapmama kararı aldı. Askıya aldılar Türkiye'yi. Bu ne anlama geliyor? Türk lirasıyla işlem yapmak isteyen yabancı yatırımcılar, özellikle Avrupalı yatırımcılar, Türkiye'ye sıcak para getirecek olan yatırımcılar, Türkiye'ye döviz getirecek olan yatırımcılar paralarını takas etme şansına sahip olmayacak. Türk liralarını dövize çeviremeyecek, dövizlerini Türk lirasına çeviremeyecek. Sıcak paranın önünü tamamen kesmiş durumdayız. Swap kanallarını açabilmek için yurt dışına neredeyse swap yapalım diye yalvarır hale geldik. Kimse bizimle swap'a yanaşmıyor. Ne ülkeler ne de bankalar. İşte bu büyük bir iş bilmezliktir. Kendinize çok güvenirsiniz. Kendinize güvendiğiniz için de arka arkaya hatalar yaparsınız. Bu hataların da bir sonucu olur. Şu anda İran riyali ile Türk lirası arasında uluslararası piyasalarda
hiçbir fark yok diyebiliriz. Uganda parasıyla, Cezayir parasıyla, Mozambik parasıyla bizim hiçbir farkımız yok diyebiliriz. Son bir sene, bir buçuk senedir arka arkaya yapılan hatalar artık bardağı taşırmış durumda uluslararası piyasalarda. Bu Türkiye'deki parasal sıkışıklığın daha da artmasını beraberinde getiriyor. Yakın zaman içerisinde ödenmesi gereken, önümüzdeki bir yıl içerisinde ödenmesi gereken 170 milyar dolarlık borcumuz var. Borç bulamıyoruz, bunları çevirecek yeni borçlar edinemiyoruz. O 2000'li yıllarda 57. hükümeti deviren 1 milyar dolara bile muhtaç kaldık dönemine geri dönüyoruz. Ve bu bizim elimizin her geçen gün biraz daha zayıflamasını, risklerimizin her geçen gün biraz daha artmasını beraberinde getiriyor. Çok ciddi bir devalüasyon riskini beraberinde getiriyor. Dolardaki çok sert hareketleri beraberinde getiriyor. Aynı zamanda güvenli liman olan altına hücumun da gelmesini beraberinde getiriyor. İş ne yazık ki bununla da kalmıyor. Bütün bu hataların üzerine yeni hatalar eklemeye devam ediyoruz. İnsanlar mevduatın getirisinin olmadığını görünce, mevduattan bir de vergi alındığını bildikleri için dediler ki, ya ben döviz riski almayayım, az da olsa öz de olsa ben yine de faiz geliriyle idare etmek istiyorum dediler. Paralarını götürdüler ve finansman bonolarına yatırdılar. Düşük vergili olduğu için mevduata göre yine bizimkiler, bütçe tamamen darmadağın olduğu için, yurt dışından para bulmanın imkanı artık kalmadığı için küçük yatırımcının sırtına binmeye çalıştılar. Bireysel olarak finansman bonolarına yatırım yapanlardan şu anda ek bir vergi daha alacaklar. %10 olan getiri vergisini %15'e çıkarttılar. Bunu gören kimse artık finansman bonolarına da para yatırmamaya başlayacak. Sadece bu vergiyle de kalmıyor. Bankaların sigorta ve işlem vergileri de arttırılıyor. Binde 2'den %1'e çıkartılıyor. Şimdi soruyorum sizlere. Bu koşullar içerisinde kim götürür parasını mevduata yatırır? Kim götürür parasını finansman bonosuna yatırır? Kurumsal firmalar için durum böyle değil. Onlar %0 vergiye tabi olmaya devam edecekler. Yani yabancı gelsin parasını yatırsın, onlar alsınlar finansman bonosundan para diyorlar. Peki yabancı yatırımcı bu tabloya, bu riske rağmen parasını getirir mi? Yarın öbür gün parasını yatırdıktan sonra finansman bonosuna, döviz ya da TL fark etmez, yeni bir kanun, yeni bir yasa, yeni bir yönetmelikle onlara da ek vergi çıkmayacağının garantisi var mı? Ve nitekim geçmişte buna benzer olaylar yaşandı. Düşünsenize, adam getirmiş parasını yatırmış, mevduatını geri alacak. Diyor ki devlet, kardeşim ben ekstra vergi koyuyorum. Bu koşullar içerisinde hangi yabancı yatırımcı ya da hangi kurumsal yatırımcı bundan sonra finansman bonosuna ya da mevduata gider? Buradan da musluğun kesilmesiyle birlikte insanlar ister istemez dövize, altına yüklenmeye devam edecekler. Döviz ve altın üzerindeki baskıyı arttıracak ve piyasadaki para sıkışıklığını da arttıracak. Riskleri arttıracak, kırılganlıkları arttıracak, ekonomik kırılganlıkları arttıracak. Ben bunun neden yapıldığını biliyorum. Yani diyorlar ki bireysel yatırımcıya, Türkiye'deki küçük yatırımcıya, paranı mevduata götürme, para kazanamazsın. Bonoya götürme, para kazanamazsın. Dövize de götürme, oraya da vergi götürdüm, para kazanamazsın. Şimdilik altın al, orada bir vergi yok. Yarın öbür gün oraya da vergi koyarım. Demek ki paranı götürebileceğin tek bir alan kalacak. O da konut sektörü diyorlar. Peki bu yer mi arkadaşlar? Yemez. Konut sektöründe hem Türkiye'deki hem dünyadaki daralma herkesin gözünün önünde. Konut sektöründe çok ciddi kayıpların olabileceğini herkes görüyor. Kriz ortamında konut fiyatlarının artmayacağını, konut satışlarının dip yapacağını herkes görüyor. Bu maya tutmaz arkadaşlar. İnsanların altına ve dolara her geçen gün biraz daha hücum etmesini beraberinde getirir. Size açık ve net söylüyorum. 6.80'ler civarındaki dolar kuru bu koşullar içerisinde hızlı bir şekilde 7 liranın üzerinde ilerlemeye devam edecek. Gram altın fiyatı hem uluslararası piyasada altın onsunun yükselmesi, risklerin artması nedeniyle yükselmesi, hem de Türkiye'deki kırılganlıkların artması nedeniyle doların yükselmesiyle birlikte bir anda 400 liranın üzerine kendisini atacak, 450 liraları zorlamaya başlayacak önümüzdeki süreçte. Bu kırılganlıkların önlenmesi bir tarafa, kırılganlıkların şiddetinin arttırılması için her şey yapılmaya devam ediliyor.
dünyanın ve Avrupa'nın en önemli ekonomilerinden birisi olan Almanya resesyona girmişse, Almanya, Amerika dahil tüm ülkelerde işsizlik, yoksulluk patladıysa, reel sektör çökme noktasına geldiyse, emin olun Türkiye bunun bedellerini çok daha ağır öder sevgili dostlar. Bu videom da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilelim. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Instagram'dan beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Katıl butonuna basarak oradaki üyelik seçeneklerinden herhangi birisini de seçerek kanalımıza destek olabilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.